Merhaba YouTube. Bugün akvaryum suyunun parametrelerini inceleyeceğiz. Bu, akvaryumumuz için hayati önem taşıyan bir konu olduğundan dikkatle ve sabırla dinlemenizi tavsiye ederim. Umarım birçok balığımızın hayatını da böylelikle kurtarırız. Birazdan anlatacağım konularda geçecek hayati akvaryum suyu parametrelerinin bir özetini geçeceğim. pH, azot bileşikleri, fosfat, silikat, klor ve su sertliği sağlıklı bir balık tankı için dengelenmelidir. Dengesizlik yüksek nitratların neden olduğu yosun salgınları ve diğer pek çok problem gibi yaygın problemleri tetikleyebilir. Su sertliği, genel sertlik yani GH, İngilizcesi General Hardness'ın kısaltılmışıdır. Genel sertlik öncelikle kalsiyum ve magnezyum iyonlarını ölçer. Yetiştiriciler için önemlidir. Bazı türler yumuşak su gerektirir. Sürdürülmesi zor, maksimum başarı için sürekli izlenim şarttır. Mevcut koşullar için doğru balıkları seçmenin ötesinde genel sertlik ortalama bir hobici için önemli değildir. Karbonat sertliği, KH, İngilizce Carbonate Hardness'ın kısaltılmışıdır. Karbonat sertliği çözülmüş bir karbonat ve karbonat iyonlarının ölçer. Genellikle tamponlama kapasitesi olarak ifade edilir. Karbonat sertliği pH'ınızın ne denli istikrarlı olacağına karar verir ve bu nedenle çok önemlidir. Karbonat iyonları hidrojen iyonlarını pH'ınızdır bağlanır. Bağlanma ne kadar çok olursa pH de artar. Daha düşük karbonat iyonları pH'ın düşmesine neden olur. Su moleküllerinin milyonda 70'i yani 70 ppm'de daha düşük karbonat sertliği pH düşüşünü başlatır. Karbonatın karbonat sertliğini arttırdığı bilinmektedir. Ve karbonat sertliğini düşürmek için ise saf suyun karbonat sertlik değeri 0 olduğu için kullanıldığı bilinmektedir. Tabii ki kesinlikle gerekmedikçe bu değerlerin ayarlanmasını teşvik etmiyorum. Ayarlamalar yapmaya ihtiyacınız olduğunu hissederseniz lütfen ihtiyatlı davranın ve dikkatli olun. Karbonat sertliği ve pH'daki tüm değişiklikleri dikkatli bir şekilde izlediğinizden emin olun. Balıklarınız sağlıklı ve tankınız gelişiyorsa herhangi bir ayarlamaya da teşebbüs etmemelisiniz. pH, hidrojen gücü yani İngilizce Power of Hydrogen'ın kısaltılmışıdır. pH, hidrojen iyonlarının ölçülmesidir. Artan hidrojen iyonları daha az yapışma, pH düşüşüyle daha asidik su sonuçlanırken azalan hidrojen iyonları daha çok çarpışma, pH'in yükselmesine daha bazik su neden olur. pH 0-14 arası bir ölçektir. Nötr değer 7 ise 7'nin aşağısındaki değerler daha asidik bir araba aküsü suyu gibi ve 7'den daha fazla ise bulaşık sabunu gibi bazik olarak değerlendirilir. pH'taki değişiklikler balık ölümlerinde ortak bir neden oluşturmaktadır. Balık geniş aralık dışında olmasa bile çoğu pH seviyesine adapte olabilir ancak sıçrayan değerlere adapte olamaz. Bunun nedeni pH'in logaritmik bir fonksiyona matematiksel 10 kat anlamındadır sahip olmasıdır. Başka bir deyiş de pH değerinde 7'den 6'ya değişmesi 10 kat daha fazla asitli su anlamına gelir. pH'in 5'e düşmesi ise 100 kat daha fazla asitli su demektir. Akvaryumdaki pH değerini ayarlamanız gerekiyorsa karbonat sertliğini daima dikkate alın. Yumuşak suyun pH'ini daha kolay ayarlayabilirken daha sert suyun pH'ini ayarlanması daha zordur. Çünkü tam ayarladığınızı sanarken birden geri döner. Su sertliğini değiştirirken çok yavaş olmalısınız. Çünkü bu balıklarınızı strese sokacaktır. Sabit bir pH'inizin sağlanması bu konularda daha çok yol kat etmekle mümkün olur. pH ile ilgili bazı diğer bilgiler. Suda oluşan amonyak artan pH ile zehirliliğini arttırır. Azot miktarının artması sonucu akvaryumdaki bakteriler 6 ve daha düşük bir pH değerinden başlayarak bir büyüme ve faaliyet azalması yaşar. Azot bileşikleri. Amonyak balık metabolizmasının bozulması sonucu oluşur. Amonyak sürekli olarak amonyuma dönüştürüldüğünden amonyak test kitleri her ikisinde ölçerek toplam azot konsantrasyonuyla sonuçlanır. Tam olarak kurulu bir tankta bu testin yapılması sonucu her zaman amonyağın sıfır ya da sıfıra yakın olarak tespit edilemeyen bir seviyede gösterilmelidir.
tespit edilebilir bir toplam amonyak varlığı acil müdahaleye gerektirir. Amonyak tatlı su tanklarında oldukça zehirlidir. Ancak resifte tuzlu su ortamlarında daha da zehirlidir. Bunun nedeni amonyak gazının varlığına neden olan daha yüksek bir pH seviyesidir. Ve bu da çok daha zehirli olarak kolayca suda çözünebilir. Düşük konsantrasyonlarda amonyak balıkları şiddetli stres altına alır ve bu nedenle balıklara karşı savunmasız hale getirip ömrünü kısaltır. Biriken amonyak balıklar için yalnızca çok zehirli olup balıklar için ciddi stres kaynağı oluşturmakla kalmaz, son derece ölümcül de olur. Nitrit, azot çevrimindeki ikinci aşamayı temsil eder. Akvaryumumuzdaki bakteriler azot alıp hazır olduklarından balıklarınızın dışkısı olan ve yararlı bakterileriniz için besin kaynağı amonyak mevcut olur olmaz, özellikle filtrenizde bir koloni oluşturulacaktır. Amonyak ağırlıklı olarak faydalı bakteri türleri tarafından dönüştürülürken, bu bakteriler esas olarak sudaki nitritin nitrata dönüştürülmesinden sorumludur. Yeni bir tank kurarken azotlu bileşikler yüksek seviyelere çıkacaktır. Bu, bakterilerin bir koloni oluşturmasına ve dönüştürme işlemine, azot döngüsünün başlamasına olanak tanır. Akvaryumumuzdaki bu bakteriler havaya devamlı ihtiyaç duyan bakterilerdir ve bu havayı sudan aldıkları için filtrenizin 24 saat su devir daim etmesi gerekir. 4 saat su akışı kesintisi bakterilerin ölmeye başlamasına neden olur. Akvaryum tamamen oturduktan sonra nitrit seviyeleri her zaman tespit edilemeyen bir seviyelerde olmalıdır. Amonyak kadar tehlikeli değildir ama yine de oldukça zehirli bir kimyasaldır. Nitrit balıklar için 0.5 ppm kadar düşük gerilime neden olur. 10-20 ppm'i aşan seviyeler bir süre boyunca öldürücüdür. Yüksek nitrit seviyeleri 7-10 gün sonra da devam ederse derhal %40'tan fazla olmamak kaydıyla su değişimi yapılmalıdır. Nitrit oksijen metabolizmasına müdahale eder. Balıklardaki ve suda yaşayan hayvanlardaki oksijen içeren hücreleri tahrip eder. Nitrat, azot döngüsü olarak da bilinen doğal biyolojik metabolik atık dönüşümünün son aşaması olan amonyak, nitrit, nitratın bakteri parçalanmasının bir sonucudur. Amonyak, amonyum ve nitritten daha az toksit olmasına rağmen azot bileşiği nitrat da strese neden olur ve balık organları yeni çevreye uyum sağlamaya zorlanır. Artan stres, hastalıklarla mücadele kabiliyetini, kendi kendine iyileştirme kabiliyetinin ve yeniden üretim kabiliyetinin ortadan kaybolmasına neden olur. Fosfat. Ölü maddenin mineralizasyonunun bir yan ürünü olan fosfat, bitkiler, bakteriler, dışkı, yenmemiş gıda, balık salyası gibi iç katkıda bulunanların tamamından oluşur. Ölü bitki materyali veya çürümüş gıda parçacıkları taban üzerine veya filtreye yerleşir. Filtrenizi arada akvaryum suyu ile üst su durulayarak, akvaryum kumunu ise her su değişiminde dip çekimini yaparak temizleyin. Böylece bu potansiyel fosfat birikimini önemli ölçüde azaltabilirsiniz. Silikat. Silikat akvaryuma kum, tuz ve su ile girer. Bunlar akvaryumunuzda bitkilerde dahil olmak üzere tüm dekoratif nesnelerde kahverengi bir katman olarak görünür. Diğer yosunlar ve bakteriler silikatların varlığından faydalanabilirler. Silikatların bir başka formu organik madde parçalanarak yaratılan silisik asittir. Fosfatlar ile aynıdır. Yüksek bir pH da suya çözünmez ve azalan pH seviyeleriyle kolayca çözünür hale gelirler. Klor, kloramin. Su şirketleri musluk suyuna dezenfektan olarak klor veya kloramin eklerler. Klor, kloraminden daha az kararlıdır ve sadece birkaç gün içinde havaya karışır. Bazı akvaristler bu su değişimini yapmadan önce birkaç gün suyu dinlendirerek kloru havalandırırlar. Kloramin çok daha dengelidir. Bu nedenle şirketler kloru kullanmayı tercih eder. Çok kararlı olduğu için aşırı havalandırılmış olsa dahi kloramin havaya karışmaz. Kloramin amonyak ve klor karışımıdır. Klorun aksine balık dokusundan doğrudan kan dolaşımına geçer. Kanda nitrit gibi oksijen taşıyan hücreleri de yok eder. Kloramin tüm balıkların 24 saat içinde ölmesine neden olur. Akvaryumuzun karbonat sertliği, pH değeri, nitrat ve amonyak nitrit değerleri haftalık olarak test edilmelidir. Ayrıca su değişimi sırasında kullandığınız suyu da test etmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar, bu videomun da sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın.
bana sorularınızı soru kısmında yazın. Ve bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bye bye.